Merhabalar, Klinik Atletik YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere kinezoband yani ağrı bantlarından bahsedeceğim. Rock tape ile ilgili bantların renkleriyle özellikle en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Renkleri herhangi bir fizyolojik ya da etki etmiyor. Sadece estetik olarak görüntü farklılıkları var. Peki bandın fizyolojik süreci nedir diye düşünürsek, bant elastik bir bant yapısına sahip. Kendi yapısında uzayabilen ve kısayabilen bir yapıya sahip. Fizyoterapistin yetilerine bağlı olarak farklı uygulamaları bulunmakta. Fizyolojik süreç aslında derinin altındaki katman dokuyu yukarıya kaldırarak bandın esnekliği ve direnciyle beraber alt katmanın kanlanmasını ve onarım sürecinin aktivite olmasını sağlıyor. Buna bağlı olarak dokuda onarım süreci, fizyolojik süreç aktif olmuş oluyor. Tabii bunun dışında stabilizasyon görevinde diz gibi büyük eklemlerin de sabitlenmesinde, tedavi sürecinde kullanılmasında aktif olarak yer almakta. Bugün size bu videoda birkaç tane örneklerinden bahsedeceğim. Bahsedeceğim teknik dizde stabilizasyonu sağlamak için kullandığımız bir teknik. Tedavide aktif olarak kullanıyoruz. Bireysel kullanımda da kişiler bunu antrenman öncesi ya da koşu öncesinde kullanabilirler. Bandın buradan kişinin dizine göre ölçümleyerek aslında kesiyorum. Bantlarımın kenarını I bandı olarak iki tane bant yapacağım. Bunlara I bandı diyoruz ve kenarlarını over şeklinde kesiyorum ki hızlı bir şekilde kalkmaması için. Sonrasında küçük bir I bandı keseceğim. Bunun da kenarlarını yuvarlıyorum. Ve bantlarım hazır hale geliyor. İki bandımı ilk öncelikle dizin iç ve dış kısımlarında aktif olarak sabitleyecek şekilde hazırlıyorum. Bandımı sıfır gerginlik veriyorum. Dizim fleksiyonda 90 dereceye yakın bir fleksiyon haline getiriyorum. Kırık şekilde diz kapağın kenarından içe doğru bir bükey formunda bitiriyorum. Sıfır gerginlik verdim. Daha sonrasında aynısını karşı taraftan sıfır gerginlikle başlatıyorum. Ve ardından patellayı sabitleyebilmek ve dizde stabilizasyonu aktif olarak destekleyebilmek için küçük I bandımla patellar tendonun üzerinden yerleştiriyorum. Ankorlarım yani bitiş noktalarım sabit, aynı şekilde gerçekleştirdim. Dizi düzelttiğimde ise hafif bir derinin burada toplanmasını görmem gerekiyor. Bu da bandın doğru bir şekilde uygulandığını göstermekte. Şimdi gerçekleştireceğim bantlama tekniği ise aslında bizim omuzda aktif olarak ağrı çeken ve mobilite kısıtlılığından kaynaklı olarak ağrı oluşturan bantlama stili, askı bantlama diyoruz. Omuzun 90 derece fleksiyon ve abliksiyonda kaldığı ve avuç içinin karşı tarafı, arka tarafı gösterecek şekilde pozisyonladığımız bir pozisyon stilinde başlıyoruz. Sporcumuz bu şekilde dururken büyük bir I bandı kesiyorum. Büyük bir I bandı kestim. Deltoid'in bitiş yerinden skapulanın medial kısmına doğru uzanacak bir bantlama olacak bu I bandı. Yine kenarlarını yuvarlayacak şekilde kesiyorum. Burada bir ankor atacağım. Bir baş parmağı boyutunda ankorumu buraya attım ve %50 bir gerginlik veriyorum. Bandın gerginliğini yoklayabiliyorum bu şekilde. %50 gerginlikle birlikte skapulanın yani iç yüzeyin arka tarafına doğru bandımı ankor şeklinde bitirdim. Arkasından ısınması için ve bandın iyi tutması için minik minik ısıtıcı hareketler gerçekleştirebilirim. Daha sonrasında omuzun arka tarafa doğru çekmesini ve pozisyonlamasını gerçekleştirebilmek için bir tane de üst taraftan atacağım. Buraya da bir I bandı gerçekleştiriyorum. Ve burada da bandın kendi çekme gücünden yararlanabilmek için diğer bandın ucuna ankorumu attım. Deri temasını azalttım.
%50 gerginliğimi sağlıyorum. Avuç içi karşıya bakması gerekiyor. Buradan trapezin üstüne doğru bitirdim. Sonrasında sporcumuzu normal pozisyona getirdiğimizde bant daha çok esnekliğinden kaynaklı olarak çekme hissini kişiye hissettirecektir ve omzu geriye doğru çektiğini net olarak hissetmiş olacaktır. Şimdi gerçekleştireceğimiz bantlama ismi ise inhibisyon bandı. Daha çok ağrıya yönelik yaptığımızda bel ağrılarında aktif olarak kullanabiliyoruz. Kasın en uzun formuna gelmesini sağlıyoruz. Daha sonrasında ise lokal olarak oranın kanlanmasını sağlayarak ağrıyı inhibe etmeye çalışıyoruz. Pozisyonumuz bu şekilde, sporcumuz oturuyor ve öne doğru eğilmesini istiyoruz. Erektör kaslarını kasabileceği kadar uzatıp uzatmasını istiyoruz. Burada yine iki tane bel bölgesini dolduracak I bandı kesiyorum. Bel bölgesini aktif olarak bu şekilde yerleştireceğim. Ve orta hattına, ağrıyan noktaya tam gelecek bir küçük I bandı yapıyorum. Kenarlarını tekrardan yuvarladım. Bandıma sıfır gerginlik veriyorum ve burada çıkardığımda omurgaya paralel bir şekilde erektör spinalarının üzerine yerleştiriyorum. Tekrar aynı şekilde diğer tarafa paralel, omurgaya paralel bir şekilde, evet, düz bir şekilde yerleştirdim. Ve ağrıyan nokta belin seviyesine göre L5, L4, L3 diye yukarı pozisyonluyoruz ve ben şu an L4 seviyesine doğru ağrıyan noktayı sıfır gerginlikle tekrar yapıştırdım ve yanlara doğru çekiyorum. En sonunda yaptığımız bantlamanın doğru olup olmadığını kontrol edebilmek için sporcumuz geri geldiğinde hafif deride böyle bir pütürleşme ve katmanlaşmanın gözükmesi gerekiyor. Bu ise yaptığımız bantlamanın doğru olduğunu göstermekte. Bugün sizlere birkaç tane bantlama stilinden bahsettim. Yapılan bantlamalar 3 ile 5 gün içerisinde aktif olarak kullanılabilir. Daha sonrasında çıkarılması gerekir. Duş alabilirsiniz. Herhangi bir rahatsızlık oluşturmaz. Sadece ıslak bırakmamaya dikkat edin. Peçeteyle, kuru bir peçeteyle kurulayabilirsiniz. Herhangi bir rahatsızlık ve kafanıza takılan soru işaretleriniz varsa bu konuda klinik atlete ulaşabilirsiniz.